Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz normal bildiğimiz çamaşır makinesi motoru. Marka önemli değil. Her türlü çamaşır makinesi motoru. Bu da bunun hız kontrol kutusu cihazı. Bu cihaz tabii sadece ve sadece torklu olarak çamaşır makinesi motorlarına bağlanabilir. Başka motorlara bağlayamazsınız. Bunu özellikle belirtiyorum. Bir de sorularınız olursa bu soruları lütfen şeyde değil özelimden geliniz. Profilimde iletişim numaramda yazılıdır. Bunu da özellikle belirtiyorum. Bazı şeylerden dolayı benim hesabım bloke oldu 3 defa. Onun için profilimdeki iletişim numaramdan geliniz size yardımcı olayım. Şurada gördüğünüz pedal yani oyuncak pedal diyeyim. Bu Atari oyunların çocukların televizyonda oynadığı araç hız pedalı. Şimdi bu pedalı da ben buna uyarlama yaptım. Daha doğrusu elektronikçi arkadaşa yaptırdım. Bu kutular çok hassas. Ufak bir yanlışlıkla yanıyor, bozuluyor. Biraz daha tabii pahalı olması nedeniyle insan üzülüyor. Onu da belirteyim. Şimdi şöyle çalıştıralım. 220 pişini takıyoruz. Cihazımızı açıyoruz. Işığımız yandı. Bu hem elle, bakın ben buraya bir de bant yapıştırdım. Şeyi görün diye, devrini görün diye. Buradan hızlandırabiliyorum. Bakın şu anda en son hızda. Durduruyorum. Şimdi pedalımızla şöyle bakın. Yavaş basarsam yavaş. Şu anda yavaş dönüyor. Hızlı basıyorum. Biraz daha basıyorum veya şöyle yapalım ki görün. Şöyle yandan görün. Şöyle bakın. Yavaş. Biraz daha hızlandırdım. Bastım. Bastım. Ve şu anda son hız. Tabi bu son hız 2000 devir civarında. Tabi bu yüke girerse 1400-1500 devire düşer. Yani son hız. Şu anda normalde boşta 2000 devir. Ama yüke girdiği zaman tabi 1500 devire düşer. Ama torkludur. Yani bunu tutamazsınız. Daha önceki videolarıma bakarsanız bu cihaz güç düşürmeden deviri tamamlıyor. Yani tork cihazı. Torklu cihaz. Şimdi mesela bunu hafif yavaş döndürdünüz diyelim. Pedala hızlı bastınız. Bakın iki taraftan da kumanda etme özelliğine sahiptir. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Artık yorum yapamıyorum. Projelerinizde kullanabilirsiniz. Artık o proje, düşünceler sizlere aittir. Gördüğünüz gibi bunu da bu şekilde sizlere izah ediyorum. Bağlantı olayları tabii her cihaza göre farklıdır. Onu da belirteyim, bilginiz olsun. Teşekkür ederim, başarılar dilerim.